Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum ama dileyemiyorum arkadaşlar. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilere bir müjde gelir diye düşündük. Ankara kulislerinde bu haberler Sabah Gazetesi'nde, A Haber'de, TGRT Haber'de hani hükümete yakınıyla bilinen bir sürü medya organında yer alırken biz de bunları size haberleştirdik ama Başkan Erdoğan kamu işlerine hiçbir müjde vermedi arkadaşlar. Keza memurlara da öyle. Memurlar 3000 TL bir seyyane zam A Haber'de Sabah gazetesinde görüşülüyordu, konuşuluyordu. Memurlara da bir zam haberi gelmedi. Sadece Temmuz ayında memurlara seyyanın zam verileceğini söyledi. Bu zaten olacak bir şeydi arkadaşlar. Hani memurlar bildiğiniz gibi işçiler gibi 6 ayda bir zam alır. Hani bu zamlarda da seyyanin zam da artık kaç olur o da bilmiyoruz. Tabii Başkan Erdoğan seçilirse o da ayrı bir muamma tabii. Seçilip seçilmeyeceği 14'ünde belli olacak. Gel gelim Erdoğan'ın açıklamalarına. Kamışları 1 Mayıs'ta hayal kırıklığına uğramıştır diye başlığı attık. Kamu işleri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan müjdeler bekledi ama işler adına Erdoğan'dan bir açıklama gelmemiştir. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Memur Sen Konfederasyonu Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, memurlara ve emeklere Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz dedi. Bu açıklamayı birazdan ekstra olarak video yapacağız. Ama burada da çok fazla bir şey çıkmadı arkadaşlar. Sadece emeklere 7500 TL üstü biliyorsunuz zam verilmemişti 7500 TL üstü maaş alan emeklere. Hani sadece 5500 ile 7500 TL arası zam alanların maaşları 7500 TL çıkarıldı. Tabi burada tepki almıştı. Ben primimi yüksek ödedim. Benim neden maaşım asgari ücret seviyesinin olanla aynı seviyeye çıktı diye emekler isyan etmişti. Ve bu aradaki makas kapatılacak. Biz Temmuz ayında emeklere de 7500 TL üstü maaş alanlara da zam vereceğiz dedi. Derecesi 1'e bir, bire inen memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz dedi. Ve seyyarın zam vereceğini Temmuz ayında söyledi. Refah payı daha doğrusu vereceğini söyledi. Zaten şu an memurlar %15 civarı zamı hak etti. Yani enflasyon Ocak ayından beri %15 civarı oldu. Zaten şu anda bile memura verilse verilmesi lazım aslında ama memur maalesef işçi gibi ta Temmuz ayını bekleyecek. İşçilerin kamu çerçeve protokolü hakkında konuşma yapmadı Erdoğan. Arkadaşlar bu bilgiyi de verelim. Dediğimiz gibi 1 Mayıs'ta müjde bekleyen kamu işçisi hayal kırıklığına uğradı. Umarız Çalışma Bakanlığı'nın sendikalara davet göndereceği bu hafta içinde işçi için güzel bir anlaşma olur. Bunları da size haber yapacağız, video yapacağız. Instagram sayfamızı tıklayın, takip edin. Linki videonun altında var arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın, videonun altına bekliyoruz.